aşağıdakilerden hangisi UYAP'ın amaç ve hedeflerinden biri değildir? Cevap, yargılamada yapay zeka uygulamalarına geçerek personel sayısının azaltılması. UYAP vatandaş portalına giren kişiler davalarla ilgili hangi bilgilere erişemezler? Cevap, gerekçeli karar. Aşağıdakilerden hangisi SEGBİS kapsamında yapılabilen işlemlerden biri değildir? Cevap, dava açma nokta nokta yargı birimleri tarafından hazırlanan ve değişik mevzuat hükümleri gereğince ulusal veya yerel gazetelerde ilanı zorunlu olan bilgi ve belgelerin internet üzerinden ilan edilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap e-ilan portalı. Nokta 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 vatandaşların kendilerine açılmış veya kendilerinin açtığı adli ve idari davalar ile haklarında başlatılmış veya başkası hakkında başlattıkları icra takiplerini görebildikleri ve anlık olarak internetten işlem yapılan portal tarzı bir web sitesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap Uyap Vatandaş Portalı. Aşağıdakilerden hangisi Arabulucu sisteminin özelliklerinden biri değildir. Cevap: Arabulucu, arabuluculuk bürolarından gönderilen dosyayı reddetse bile sistemden içeriğine bakabilir. SMS ile kişiye bilgi verilebilmesi için kişinin cep telefonu numarası nasıl tespit edilir? Cevap: UYAP üzerinden gönderilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına ait cep telefonu bilgisi GSM operatörü tarafından eşleştirilerek ilginin cep telefonuna bilgi mesajı gönderilir. Segwiss ile kimlerin ifadesi anlamaz? Cevap, yurt dışında bulunanlar. Aşağıdakilerden hangisi adli tip kurumunun görevlerinden biri değildir? Cevap, adli tip uygulamaları üzerinden ceza dava açabilmek, takip edebilmek ve dosya görüntülemek. UYAP SMS bilgi sistemi mahiyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap, gönderilen SMS'ler bilgi amaçlı olup tebligat niteliğinde değildir. Nokta nokta ile birlikte dosyanın numarası kullanılmadan sorgulama yapılan içeriklerde mesaj içerisinde yer alan cep telefonu numarası ile mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin nokta noktası aynı olması zorunludur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar? Cevap, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Nokta nokta hizmet envanteri yönetim sisteminde kurumların pilot olarak seçilen taşra ve yurt dışı birimlerince kaydedilen hizmetlerin Aynı kurumun diğer taşra ve yurt dışı birimlerince sunulup sunulmadığının, sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ve bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir. Cevap: Hizmet standartları yönetim sistemi (HSYS) Aşağıdakilerden hangisi Adli Bilişim İhtisas Dairesi birim ve şubelerinden biri değildir? Cevap: Güvenli Ödeme Araçları Şubesi. Merkezi sistem UYAP için teknik altyapının oluşturulması amacıyla merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere aşağıdakilerden hangisi dağıtılmıştır? Cevap: Lazer yazıcı. Nokta, nokta Kamu ve özel kurum yetkililerinin internet üzerinde e-imza meymza veya e-devlet şifresiyle UYAP'a erişerek çalıştıkları kurumları ile ilgili icra ve iflas ile dava dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan uygulama yazılımıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap Uyap Kurum Portalı. Uzman kullanıcı eğitimi alacak personel aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilmektedir? Cevap bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi kanununda yer alan UYAPA ilişkin elektronik işlemlerdendir? Cevap, güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez. Aşağıdakilerden hangisi uzman kullanıcı eğitimi alacak personelde bulunması gereken özelliklerden biridir? Cevap, normal seviyede bilgisayar kullanabilen olması. Yukarıdaki uyap e-tebligat uygulamaları ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap 1A, 2D, 3B, 4C İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetim alanlarını bir araya getiren akademik alana ne ad verilir? Cevap, yönetim bilişim sistemleri. Aşağıdakilerden hangisi UYAP altyapısı ile kullanılabilen hizmetlerden biri değildir? Cevap: İdari hakimlik sınav başvuruları. UYAP e-hizmet kategorilerinde yer alan hizmetlere aşağıdakilerden hangisi ile giriş yapılabilir? Cevap: E-şifre, M-imza veya e-imza. Hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığı personeli meslektaşları ile Uyap üzerinden haberleşmeleri için oluşturulan messenger benzeri program aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Uyap haberci Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih izleyen nokta nokta günün sonunda yapılmış sayıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap Beşinci Uyap uygulamalarının tüm yargı birimleri açısından uygulama birliğinin ve veri tutarlılığının sağlanması amacıyla uyulması istenen kurallardan hangisi yanlıştır? Cevap: Adli tıp birimlerinden yapılan taleplerin müzekkere hazırlama ekranlarından yapılması. Danıştay internet sitesinden nokta nokta aracılığıyla elektronik ortamda dosya sorgulaması yapabilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, Uyap Vatandaş Portalı. Aşağıdakilerden hangisi, TÜBİS-Uyap ile yapılabilecek işlemlerden biridir? Cevap, Tüketici Mahkemelerinde itiraza konu olan Tüketici hakem heyetleri Kararlarına ilişkin ilgili Tüketici Mahkemeye yetince, Tüketici Mahkemelerince elektronik ortamda taleple bulunulması sağlanması. Aşağıdakilerden hangisi, Uyap Ödeme Hizmetleri kapsamında oluşturulan bir projedir? Cevap, Evezne ve E-Vekalet Pulu nokta nokta ve uyap kapsamında geliştirilen projeler, avukatların ve vatandaşların yargı masraflarını sanal ortam üzerinden ödenebilmesini sağlayan araçlardandır. Yukarıdaki boş bırakılan yerde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? Cevap, e-ödeme sistemleri. Aşağıdaki hangi işlem uyap avukat portalı üzerinden yapılamaz? Cevap, online duruşma izleyebilme. UYAP SMS bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Sistemle gönderilen SMS'ler resmi tebligat yerine geçmiştir. Ceza muhakemesinin temel amacı nokta nokta. Böylece suçun ve suçlunun isabetli bir şekilde tespit edilmesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Aşağıdakilerden hangisi e tebligat ile amaçlanan ilkelerden biri değildir? Cevap: Ücretlendirme olarak gelir elde edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay'da internet üzerinden elektronik ortamda yapılabilen işlemlerden biri değildir? Cevap: Anayasa Mahkemesine başvuru. Girdiği adli hakimlik sınavında başarılı olan Anıl eğitimlere başlamak için UYAP üzerinden eğitim alması gereken portala giriş yapmak istemektedir. Anıl'ın hangi UYAP bilgi sistemini kullanması gerekmektedir? Cevap, UYAP Akademi Bilgi Sistemi. Kevap, kurum portalını bir kurum avukatı olarak kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Cevap, dosyaya vekalet sunmuş olmak. Aşağıdakilerden hangisi e-Kodex projesine üye ülkeler arasında yer almaktadır? Cevap, Romanya nokta nokta ile mahkemeler vezne ve diğer üçüncü kişiler arasında gerçekleşen para trafiğinin elden yapılmasının önüne nokta nokta cevap vezne